Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve bugünkü videomuzda çok değerli bir konuğum var. Uzun zamandır tanıştığım, uzun zamandır aslında bana mentörlük ettiğini rahatlıkla söyleyebileceğim bir insan. Yavuz Bağcı, kendisi bir yazar, kendisi çok ciddi bir network marketing sektöründe tecrübeye sahip olan insan. Yüzlerce, belki de binlerce insanın networkle tanışmasına, networkü sevmesine ve networkten gelir elde etmesini sağlayan insanlardan bir tanesi. Ben de hakeza öyle. Kendisiyle tanışma serüvenimiz aslında çok ilginç oldu. İnternette son 3-4 yıldır malum dijital pazarlamayla uğraşırken Türkiye'de dijital pazarlamayı kullanan kimler var derken Yavuz Bağcı'nın sayfasına denk geldim ve orada bir abone formu ve bir müşteri mutlatısı vardı. Daha 3-4 sene öncesinde bu çok garip karşılanabiliyordu ama vay be dedi, yani bunu bugün kullanabilen varsa gerçekten helal olsun. Ki kendisinin İngilizcesi iyi olduğu için bu iş modelini zaten Batı'dan aldığını daha sonraları öğrendim ve 50 günlük Ecamp programına kaydoldum. Kaydolduktan sonra bana peyderpey mailler gelmeye başladı ve ben kendi profesyonel gözümle bakıp ya aslında buraya şunları da şunları da ekleyebiliriz derken böyle tanıştık. Yüz yüze denk geldik ve çok güzel bir işbirliği yaptık. O işbirliğinden aslında bugün bahsedeceğiz. Ben hani dilim döndüğünce hocam sizi biraz anlatmaya çalıştım ama siz kendinizi çok daha iyi tanıtırsınız. Benim belki takipçilerim çoğu belki sizi bilmiyor olabilir ya da bu videoyu ilerleyen dönemlerde izleyecek olan insanlar sizi nasıl tanıyabilirler? Kendinizden biraz bahsederseniz. Anlatayım tabii ki çok kısaca. Herkese merhaba değerli dostlar. Lüleburgazlıyım. Lüleburgaz Turgut Bey köyündenim. Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. 73 doğumluyum. 85 senesine kadar tabii ki Lüleburgaz Turgut Bey köyündeydim. 85 senesinde Anadolu liseleri, o zamanlar kolej sınavları çok popüler okullardı. Türkiye'de yeni yeni yer şey yapmaya başlayan okullar, işte popüler olmaya başlayan okullar. Karabük'ü kazandım ben. Türkiye Eğitim Derneği, TED Karabük Koleji'ni kazandım. Oraya 7 sene okudum orada. 85 senesiyle 92 yılları arasında 7 sene oradaydım. Yatılı okul tecrübesini yaşadım. Aileden uzak kalmanın tecrübesini yaşadım. Kendi bütçeni oluşturmanın tecrübesini yaşadım. Hayatın zorluklarıyla ilk mücadeleyle yüzleştiğim yıllardı. Kolay zamanlar değildi benim için. Ailem için de öyle. Diğer arkadaşlarımız için de aynı şey geçerli. Yaz tatilleri yaklaşırken sınıfta arkadaşlarımızı bir heyecan sarardı. Marmaris'e mi gidecekler, yoksa Bodrum'a mı gidecekler? Bunları konuşuyorlardı. Demirçelik'te çalışıyorlardı onların. Mühendis çocukları vesaire. Ben yaz tatillerinin bir türlü gelmesini istemiyordum. Çünkü yaz tatillerini demek benim için 30 derece, 35 derece sıcakta tarlada çalışmak anlamına geliyordu. Tabii şimdi 30 derece sıcak altında çalıştığım zaman insanın hayalleri genelde şöyle oluyor. Allah'ım öyle bir işim olsun ki masa başı olsun, ondan sonra ve mümkünse serin bir ortam olsun. Bunun dışında başka bir hayalim yoktu hiçbir zaman. Olmadı, hiçbir zaman olmadı. 92 senesinde mezun oldum. 93-98 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi İzmir. İzmir'de benim 3. memleketim sayılır. Gemi işletmeciliği, deniz işletmeciliği bölümünde okudum. Network marketingle tanışmam da 97 senesinde oldu. O yıllarda oldu. İlk kez o ana kadar kurduğum hayallerden daha ötesini kurabilmeyi başarabilmiştim. Daha ötesine geçmeyi, daha uzak ufuklara bakmayı öğrendim. Neydi beni cezbeden tarafı? Network marketingin bir defa düşük sermaye ve düşük riskle global bir ticareti inşa edebilme fikri beni çok heyecanlandırmıştı. Ticaret yapmak ezelden beri hep kalbimde olan bir şeydi. Kalbimin derinliklerinde olan bir şeydi. Küllenmiş bir şeydi. Neden? Çünkü bir taraftan da şöyle bir durum var bende. Risk almasını seven bir insan değilim. Risk alamıyorum. Yani sermaye yatırımı yaparak ticaret yapmaya doğduğum andan itibaren, bunu tabii ki matematiksel altyapısını o zaman bilemiyordum, çocuğum sonuçta. Ancak hissiyatım risk alarak ve sermaye yatırımı yaparak ticaret yapılmayacağını söylüyordu bana kalbim. Ve ne kadar doğru bir yolda olduğumu ilk kez teyitleştiğim, hayatımda teyit ettiğim yıl 97 senesiydi. İlk network marketingle tanıştığım yıl. Tabii mezun olduk, İstanbul'a geldik, askerliği yaptık vesaire. 2001 senesinde İstanbul'a geldim. Bir gemi işletmeciliği firmasında çalışmaya başladım. Mesleğimi yapmaya başladım. Bu arada network marketing'i de part time olarak yapmaya devam ediyorum. Kalbimin hep tarafında sıfır çekmişim, doğru. Network marketing'de herhangi bir başarım yok o ana kadar. Ancak ben kişisel gelişim beni çok ilgimi çekmişti. Bilgi odaklı bir insanım. Bilgiyi eğer alabilirsem, önce buraya yükleyebilirsem
burası daha sonra vücudu yönetiyor. Ben buna inanmıştım hep. Okuduğum kitaplardan da hep bunu öğrendim. Buraya ne kadar çok yükleme yaparsam eninde sonunda burası artık vücuda komutlar verecek ve bu iş benim için geçerli bir hale gelecekti. Benim planım buydu. Ve tabii ki kolay yıllar değil. Yani çalışma hayatını hepimiz biliyoruz. İstanbul, Beylikdüzü tarafında oturuyorum. İşte işe gidişim 2 saat, dönüşüm 2 saat, işte çalışma vesaire, İstanbul'un trafiği vesaire. İstanbul'da tabii yani yaşadığım zorluklardı. Hep bir tarafımda, hep kalbimde. Evet, bu iş olacak. 15 sene geçti. İlk kırılmayı, ilk önemli kırılmayı 2009 senesinde yaşadım. İlk kez tabii aslında bakarsan Şule, eşim vesile oldu buna. Dedi ki ya network marketing'i biz neden online olarak yapmıyoruz ki? Ben öyle bir şeyin olamayacağını söyledim Şule ve dedim ki saçmalama. Bu iş ben yıllardır yapıyorum. Başarılı olan insanları görüyorum. 5 duyunun 5'i de devrede olmalı. Ancak böyle başarılı oluyor insanlar. Ne internet, ne interneti, ne online'ı ancak... Şule kafama benim bir soru işareti, yani derler ya kulağıma bir kar suyu kaçırmıştı. O gece uyuyamadım, internete girdim. Dedim ki acaba bunu Batı dünyasını araştırdım, Amerika vesaire. Yani tabii ki network marketing'in bir şeyi. Orayı araştırdım, çok ilginç içerikler çıkmaya başladı karşıma. İnsanlar işlerini, yani işimi online olarak büyütebileceğimi, insanları aramak zorunda kalmadığımı anlatıyorlardı. İnsanlar ya beni de takımına alsana diye bana böyle ellerinde kredi kartlarıyla hazırım bak hadi beni kaydet diye sana gelecekler diyorlardı. Vallahi ne yalan söyleyeyim inanması neredeyse imkansızdı benim. Ancak okudum, ilgimi çok çekmişti, çok heyecanlanmıştım. En azından harika bir fantezi dedim, fantezi olsun diye okudum. Düşünmesi bile güzel dedim. Ancak bir tarafım olmaz diyor, bir tarafım olur diyor ve o şekilde... ilk ciddi kırılma, daha doğrusu kırılma demeyeyim de çatlama diyeyim ben. Network marketing hayatımdaki çatlama ilk orada yaşandı. Esas büyük kırılmayı ben 2012 senesinde yaşadım. Onun da detaylarını anlatırım sevgili Alişan. Yani özetle çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Yıllarca memuriyet yaptım. Riski hiç almadım. Ticaretin T'sini bilmem, satışın S'sini bilmem. Hala daha bilmem. Risk alarak ticaret yapılabileceğine inanmıyorum. Hayatım boyunca da yapmayacağım. Yapmadım ve yapmayacağım. Hiç kimseye de önermiyorum. Sermaye yatırımı yaparak ticaret yapılabileceğine inanmıyorum. Geçmişte belki bunlar doğruydu. Ancak artık doğru değil. Neden artık internet denilen bir şey keşfedildi dünyada? İcat edildi. Ve internete kadar evet geçmişin doğrularıyla yaşayanlar zenginleşiyordu. Ancak internetten sonra artık geçmişin doğruları diye bir şey kalmadı. Ve geçmişin doğrularıyla yaşama konusunda ısrar eden insanların her geçen gün fakirleştiğini gözlemliyorum. Eğer ilk gözlemciyseniz bunu gözlemlersiniz ve günümüzün gerçekleriyle kardeş olup kol kola girip geleceğe bakan insanların da her geçen gün zenginleştiğini görüyorum ve zenginleşmeye de devam edeceğini söylüyorum. Benim gördüğüm bu. Yani yelkenleri açmak gerekiyor. Bence şu anda aslında geçmişinizden bahsettiniz. Yani köylü bir çocuğun hayali olmayan ya da hayal kurmayı cesaret edemeyen bir çocuktan bahsettiniz. Geri döndüğünüzde bugün size bu konumda olacağınızı birisi söylediğinde inanır mıydınız? Ya da şöyle diyelim, şu andaki konumunuzu da biraz bahsederseniz, yani rakamlar üzerinden mesela kaç bin kişilik ekibiniz var ya da şu andaki yaşadığınız yaşam standartı nedir, atıyorum geliriniz belki nedir ya da işinizin şu anda nasıl yapıyorsunuz, yani gününüz nasıl geçiyor? Hani şu andaki gelmiş olduğunuz konumdan da biraz bahsedip nereye, yani bir köylü çocuğun aslında sıfır sermayeyle, sıfır riskle nerelere gelinebileceğini ya da bu sektörün insanı nereye getirebileceğinden de biraz bahsederseniz, şu andaki B noktanızdan bahsederseniz biraz. Bahsedeyim, B noktamdan bahsedeyim. Ölçeğinizi görelim istiyorum ben de. Okey. Çünkü ben az çok biliyorum. Şimdi bir defa benim network marketing dünyasındaki insanlar benim ağzımdan nadiren sıfır risk kelimesinin çıktığını görürler. Ben sıfır risk diye bir şeye inanmıyorum. Sınırsız özgürlük diye bir şeye de inanmıyorum. Mutlaka her şeyin kısıtlayıcı bir şeyi vardır. Ben hep şunu söylüyorum. Düşük sermaye ve düşük riskle global bir ticaret inşa etme fikrini hep inandım hayatım boyunca. Ve şu anda bu fikir beni hayatımda belli bir B noktasına getirdi. Getirdiği B noktası şu. Trilyoner mi oldum? Hayır. Milyoner mi oldum? Hayır.
Olabilir miyim? Tabii ki olabilirim. Öyle bir derdim mi var? Hayır, hiçbir zaman öyle bir derdim olmadı. Hiçbir zaman böyle bir derdim olmayacak. Ancak benim hayatımdaki derdim şuydu. Ya daha özgür bir yaşamım olmasını istedim ya. Çok çok fazla bir şey olduğuna inan. Yani çok mu şey istedim dünyadan diye soruyorum kendime. Değil. Network marketing'de bu mümkün. İşi eğer doğru yaptığınızda, doğru araçları doğru bir şekilde kullandığınızda ve kendiniz olduğunda bunu yapabiliyorsunuz. Şu an geldiğim nokta şu. Hiç de fena sayılmayan bir gelir düzeyine evet sahibiz. Ve çok çok daha önemlisi şuydu. Ya da şu. Siz sana bir şey söyleyeyim. Seyirciler de belki gülecek buna. Şu anda hayatımda benim en büyük keyfim kızımla. 6 yaşında yaklaşık kızım var. Evcilik oynamak benim hayattaki en büyük keyfim şu anda. Evcilik oynuyoruz. Bebeklerimiz var. Şatolarımız var. Ondan sonra Karlar Kraliçesi var. Ondan sonra işte Elsa var. Kardeşi var. Anna var. İşte La Clara var. Diğer karakterler var. Bunlarla beraber, ben kızımla beraber bunları oynamayı seviyorum. Benim hayatım bu olmalı diyorum ve herkesi de böyle bir hayata davet ediyorum. Çok keyifli bir hayat. Beni yaşlandırmıyor. Yaş aldığımı hissettirmiyor bana. Onunla beraber oluyorum. Onunla beraber vakit geçirmek. Sınırsız bir özgürlük mü? Hayır, değil. Ancak şöyle bir B noktasından bahsedeyim. Daha fazla seçeneğim var. Önceye göre. Önceden fazla seçeneğim yoktu. Her sabah 5.30'da kalkmak zorundayım. Arabanın kontağını saat 5.50'de çevirmek zorundayım. Beylikdüzü'nden Maslak'a yola gidiyorum arabayla ya da metrobüsle, neyse, iş hayatında o zamanlar. Başka çarem yoktu. Fazla seçeneğim yoktu hayatta. Bunu yapmak zorundaydım. Ancak şu an geldiğim B noktası nedir diye sorarsan, işin uzun lafın kısası, daha fazla seçeneğim var şu anda. Artı birkaç bir şey daha söyleyeyim. Onu da ilave izin ver. Ya laf aramızda samimiyetinize güveniyorum gerçekten. Senin ve diğer bu videoyu izleyen dostlarımızın 2001 senesinden beri çalışma hayatındayım. Çalışma hayatındaydım 2001-2017 yılları arasında. Sistem öyle bir şekilde kurulmuş ki bütün dünyada, bizi borçlandırmak üzerine kurulmuş. Çalışıyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz, çalışıyoruz, kazanıyoruz, harcıyoruz ve borç üretir hale geldi. Geçmişten birikim üretiyormuş. Ve Alişan, şunu gördüm. Cebinde nakit parayla gezmeyi çok özlemişim ya. Yani ben gerçekten çok özlemişim. Gerçekten benim için çok güzel bir nostaljiydi. Geçmişe dönmekti. Çocukluğuma, gençlik zamanlarıma dönmekti. O yıllar içerisinde kredi kartı taşıya taşıya, borçlana borçlana yaşamışız hayatımızı. Bu benim B noktalarımdan bir tanesi bu. İki, yine yanlış anlamazsanız eğer, hayata karşı meydan okumayı seviyorum her anlamda. Hayatın bize karşı dayatmaları var hayatta. Kredi kartları var, borçlanacaksın diyor, borçlanarak yaşayacaksın bu hayatı diyor. Bu dayatmaları hep şiddetle reddettim hayatım boyunca. Ve hayatın hep karşısında durmaya çalıştım. Network marketing gibi bir sektörden güç aldım. Hep bilgiden güç aldım. Hep dediğim gibi cebimde nakit para var. Bazen harcamalarımızı kredi kartıyla yapmıyor değiliz. Tabii ki yapıyoruz, ancak hani alışveriş yaptığında, gittiğinde soruyorlar ya kasadakiler, işte efendim şey mi olsun, yani taksit mi yapalım yoksa tek çekim mi? Tabii ki tek çekim demek harika bir duyguymuş. Ya da direkt nakit demek harika bir duyguymuş. Network marketing sektörünün bu işi ciddiye aldığınızda, doğru bir şekilde inşa ettiğinizde, İnsanlarla doğru bir şekilde temas ettiğinizde, doğru iletişim kurduğunuzda, doğru araçları kullandığınızda, network marketing sektörü, bu sektör size bunları sağlayabiliyor. Ben hayatım boyunca hep doğruluktan yana oldum. Her zaman bunu söyledim. Bunu söylemeye de devam edeceğim. Hiçbir zaman. Bunu sana karşı da söylerim. Karşımda 3 kişiye de söylerim. Sahneden yüzlerce, binlerce kişiye de söyledim. Hiçbir zaman. Tüm dürüstlüğümle söyledim. Geldiğim B noktası kısacası bu. Çok süper. Aslında bize network marketing sektörüne başlarken aslında vaat edilen işte bu özgür hayat, yakın aile çevrene daha fazla zaman ayırma, kaldıraç gücünü kullanma, pasif gelir elde etme, belki de hani oturduğun yerden gelir elde etmek olayının %90-%99'unu yaşıyorsunuz. Bu da çok güzel. İşi doğru inşa etmekten bahsettiniz. Günümüzde artık 2-3 hafta sonra 2019'a gireceğiz ve 2019'da Network marketing'de
tüketici ağı oluşturmak ya da bir ekip kurmak için kullanmayı tavsiye ettiğiniz araçlar neler olacak ve özellikle dijital pazarlama ya da internet bunun neresinde olacak ya da interneti nasıl kullanmalıyız? Sonuçta ben sizinle tanışmadan önce sizin zaten bir kişisel bir markanız vardı ve bu kişisel marka aslında internetin sayesinde, internetle birleşerek bir çarpan etkisi daha oluşturmaya başladı. Yani burada kişisel marka da aslında çok önemli. Kendinizi kişisel ve profesyonel anlamda geliştiriyor olmuş olmanız da çok önemli. İnternet ancak bu şekilde size katma değer sağlar. Yani bir çekim merkezi haline gelmeniz gerekiyor ki internette sizi 2'ye, 3'e, 4'e katlasın. Çünkü birçok insan diyor ki ya ben internet üzerinden ekibimi inşa edeceğim ama siz kendiniz sıfır olduğunuzda internetin gücü sizi çarpamıyor. O yüzden burada kişisel ve profesyonel gelişimi ve dijital pazarlama konusunda arkadaşlara ne gibi tavsiyeniz olur ya da şu anda kendi ticaretinizde bunu nasıl uyguluyorsunuz? Bildiğim kadarıyla mobil uygulamalar kullanıyorsunuz, web sayfanız var, YouTube kanalınız var, blog siteniz var ve oradan da ciddi anlamda potansiyel bir ciro üretiyorsunuz ya da potansiyel ekipler kuruyorsunuz. Bundan biraz bahsederseniz. Çünkü hemen. Bu anlamda tecrübeliyiz diyebilirim yani. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İnternetin doğru bir şekilde kullanılması için bütçe ayırmak zorundasınız. Nokta. Bakın. Hepimiz internetin müşterisiyiz. Hepimiz. Ya da potansiyel müşterisiyiz. Bir şekilde cebimizden o parayı mutlaka alıyor internet. Bir şekilde alacak o parayı. Şimdi oyunu kurallarına göre oynamak lazım. Bir defa konu network marketing ise ve aynı zamanda internetle birleştirmeye çalışıyorsak eğer bunu, şunu bilin bir defa. Network marketing günümüz dünyasında artık sadece offline, yani eski okul tekniklerle büyütülebilecek bir iş olduğuna ben, evet büyütebilirsiniz doğru, belli bir aşamaya getirebilirsiniz doğru. Ancak ben hep şuna inandım. Offline teknikler, bunun yanında online teknikleri de mutlaka kullanın. Yani her ikisini de kullanın. İnternet diye bir araç var günümüzde dünyada. Kaldıraç etkisine sahip bir araç. Eğer ki bu aracı doğru bir şekilde kullanmasını öğrenmiyorsanız, bana sorarsanız eğer masada korkunç büyük bir parayı direkt bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki buyur abi bu para senin olsun. İnternete doğru bir şekilde kullanmasını öğrenin. Araştırın. Bunun için kurslar var. Alişan'la temas etmenizi her zaman öneriyorum. Blogumu takip edenler, Facebook sayfamı her kanaldan öneriyorum. Neden öneriyorum? Benim Alişan'la en ufak bir organik bağım yok. Yani ticari anlamda da en ufak bir bağımız yok. Öneriyorum çünkü Alişan'ı ben Türkiye'de nadir sayıda ruh ikizimden birisi olarak gördüm. İlk benim e-kampıma katılmış, blogumu görmüş. Bu arada blogumu başlattığımda gelirim sıfırdı network marketing'te. Birçok insan bu konuda ya ben başarılı olmadım ki önce başarılı olmam lazım, finansal başarı elde etmem lazım, daha sonra ben internette var olmam lazım diye düşünüyor. Tamamen tersi olmalı. Tek kuruş para kazanamadan buna başladım ben. Size de önerim bu. Network marketing şirketlerinizin kamplarında, otel toplantılarında, online toplantılarında sürekli olarak veri akışı var size doğru. Veri alıyorsunuz oradan, eğitimler alıyorsunuz. Bu eğitimleri YouTube videolarıyla olur veyahut da Facebook sayfanızla olur veyahut da efendime söyleyeyim işte blog yazıları şeklinde olur bir şekilde servis etmeyi başlayın bir an önce. Ancak bunu da öyle hani şeyle kara düzen tekniklerle değil, kendi bildiğiniz şekilde değil, belli bir disiplin dahilinde internette bunu servis etmeyi öğrenin. Öğrenin. Öğrenmek için de lütfen bir zahmet, bir miktar para harcamayı göze alın. Mutlaka bir bütçe ayırın. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü internet bütçe ayrılması gereken bir araç. İnternet sizin yaşamınıza leverage dediğimiz kaldıraç etkisini, kaldıraç etkisini ve bunun sonuçlarını sunabilecek bir araç. 5 sene önce, 6 sene önce, 2010 senesinde yazmış olduğum bir blog yazısından hala daha para kazanıyorum şu anda. O blog yazısı sayesinde, bir kez yazdım sadece, o blog yazısı sayesinde hala benimle kontak kurup, benimle tanışan, benimle arkadaş olan, ileriki dönemde belki benim network marketingle işinde benimle birlikte çalışmak isteyen insanlar var hala. Düşünün 10 sene sonra bu sefer şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki 20 sene önceki bir Facebook paylaşımım sayesinde ya da bir YouTube videom sayesinde hala daha para kazanıyorum ben. Sizin için de yeterli.
tek kuruş para kazanmıyordum. Hatta cebimden harcıyordum. Otoresponder vesaire işte blok yıllık ücreti var vesaire. Büyük paralar değil bunlar ama sonuçta cebimden harcıyordum. Sıfır kazanıyor. Yani kazancım yokken interneti kullanmaya başladım. Alişan'la tanıştık. Dediğim gibi Türkiye'de nadir ruh ikizim olarak tanımladığım kişilerden bir tanesidir. Teknik anlamda bunu yapamazdım. Her şeyi yapamazdım. Onun eğitimlerinden faydalanmayı tercih ettim. Alişan'ın müşterisi olmayı tercih ettim. Bunun için bütçe ayırdım. Bunun da karşılığını fazlasıyla almaya başladım. Yıllar içerisinde. Bilmiyorum herhalde 3-4 sene olmuştur tam anlamıyla Alişan'la kol kola girmiş. Yani Alişan'ın danışanıyım. Onun şeyiyle konuşuyorum, terminolojisiyle. Onun müşterisiyim benim terminolojimle. Ve bundan dolayı da gayet mutluyum. Dolayısıyla özet, uzun lafın kısası tekrardan. Hepimiz internetin eninde sonunda müşterisiyiz. Müşterisi olmaya da devam edeceğiz ya da potansiyel anlamda müşterisi olmaya devam edeceğiz. Sadece harcayan tarafında olmayalım, kazanan tarafında da olalım. Network marketing işimize evet küçükten başlayın. Belki %90 offline ama %90 online olarak yavaş yavaş başlayın. Yavaş yavaş o %10'u %15 yaparsınız. Daha sonra eşit şekle gitmeye devam eder. Hemen bir anda sonuç beklemeyin online olarak. Sonuçlar zaman içerisinde gelir. Süreklilik yasası her zaman işler, burada da işler. Ancak sürekli içerik YouTube videoları veya Facebook sayfası veya blog sürekli içerik, tempolu bir şekilde sürekli içerik belli bir zaman sonra 3 ay, 5 ay, 6 ay, 10 ay, efendim 20 ay tamamen temponuza göre sizi yepyeni insanlarla tanıştırır. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bunu sakın unutmayın. Aslında çok güzel örnek verdiniz. Ben de aynısını hala yaşıyorum. Benim 2016 yılında Şubat ayında hiç unutmuyorum bir makale yazmaya karar verdim. İşte network marketing yapan insanların okuması gereken 25 kitap diye bir liste hazırladım. Bunu makale olarak paylaştım. İnanır mısınız bilmiyorum. Dün aynı makaleden bana aboneler geldi. Ve hala gelmeye devam ediyor. Yani bundan 2,5 mu? Yani bayağı kaç sene oluyorsa bayağı oldu. Yani benim 15-20 dakikamı alan bir makale bana hala abone getiriyor. Aboneler genelde zaten potansiyel müşteri olduğu için orada kurmuş olduğumuz bir sistem gerçekten çok önemli. Bir şey daha ekleyeceğim. Hani illa gelir elde etmeye ya da çok üst düzey pozisyonlara geldikten sonra internet kullanımından ziyade ben artık kapalı eğitimlerinde şundan bahsediyorum. Müşteri mıknatısı diyorum. Yani müşteriye karşı tarafa peşin fayda sunabilecek içerikler üretin. Yani bu mesela Yavuz Bey'in örneğinde bu 50 günlük bir e-kamp. Yani 50 gün boyunca elinizden tutup size aslında danışmanlık veriyor. Buna benzer bir müşteri mıknatısı siz de oluşturabilirsiniz. Bir e-kitap yazabilirsiniz, bir video eğitim serisi yazabilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Ya da YouTube'da ürettiğiniz video içerikler sizi devamlı bir şekilde potansiyel müşteri getirecektir. Şu anda mesela çektiğimiz bu video bile bir içerik ve belki 2-3 yıl boyunca bu izlenecek ve bize hem Yavuz Bey'i tanıyacak insanlar hem beni tanıyacaklar ve bizim karşılıklı potansiyel müşterimiz olma ihtimali çok yüksek. Bir de Yavuz Bey'in dediği çok güzel bir doğru bir şey, bir tespit daha var. Dijitalden çok hızlı bir şekilde sonuç beklemeyin. Çünkü dijital ortamda bir ayak izi oluşturmanız gerekiyor. Bir derinlik oluşturmanız gerekiyor ve Google'ın ve Facebook'un sizi endekslenmesi gerekiyor. Yani dijital varlığı oluşturdukça, bunu çoğalttıkça ve yine Yavuz Bey'in dediği gibi devamlı olduğunuz sürece, yani haftada 2 video yüklemeye devam edip bunu 6 ay boyunca sürdürürseniz, ki ben bu şekilde büyümeye başladım. Yani şu anda YouTube kanalımda 150'ye yakın video var ve her sabah uyandığımda WhatsApp'ta hiç tanımadığım bir insan bana diyor ki işte Alişan Bey sizin şu videonuzu izledim, görüşebilir miyim? Ya da işte ben YouTube'da, Instagram'da şurada şunu izledim, sizinle etkileşime geçmek istiyorum diye her gün potansiyel müşteriler yazmaya başlıyor. Ki bu neden, yani 150 tane video hemen böyle bir günde olmadı. Peyderpey yani 3-4 yıldır aslında benim aktif bir şekilde kullanmaya başladığım bir şey. Aynı örnek Instagram için de geçerli. Şimdi beni hiç tanımayan bir insan Instagram hesabımdaki son 20-30 tane gönderiye baktığında kafasında diyor ki evet Alişan aslında çok profesyonel görünümlü, işte aldığı eğitimler, verdiği eğitimler, takıldığı ortamlar, hayat tarzı. Yani Instagram hesabından bile sizin diyor ki evet bu insanla ben çalışabilirim ya da bu insanla çalışmak istiyorum. Yani bana mesela her gün Instagram'dan, Facebook'tan birileri şunu yazıyor. Ya Alişan Bey siz ne iş yapıyorsunuz ya da işte eğitiminize nasıl katılabilirim ya da sizinle bu işi danışmak istiyorum gibi gibi. Dijital ortam, yani uzun zamandır, son 3-4 yıldır aktif bir şekilde, bilinçli bir şekilde dijital ayak izimi
oluşturmaya başladığından beri zaten potansiyel müşteri akışına uğruyorsunuz. Ha, bu hemen olmuyor. Yavuz Bey de buna şahit ama daha sonrasında bu artarak artan bir ivme kazanıyor aslında. Ve ne kadar hızlı başlarsanız aslında o kadar iyi. Şimdi Yavuz Hocam, network tecrübenizden yine yararlanarak önümüzde, yani şu anda birçok esnafı dolaşıyorum. Özellikle dinozor pazarlama yapmakta ısrar eden esnafları gezerken hep şu kelime geliyor. Ya işte piyasa çok bozuk, piyasa çok dar, para dönmüyor, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Şimdi bu kriz dönemleri yaklaşıyor diyor, görüyorum ben, yani bir iktisatçı olarak da. İnsanlar arayış içerisine giriyor ve network marketingle insanlar neden tanışmalı, neden yapmalı? Sizin fikriniz burada yine çok önemli olacak. Çünkü kriz dönemlerinde YouTube'a girip arayış içerisine giren insanlar bu videoya da mutlaka denk geleceklerdir. Sizin tabii ki de güçlü nedenleriniz vardı. Bu nedenleri yine paylaşırsanız network kısmında, özellikle sektör anlamında sizden tekrardan bilgi almak istiyorum. Yani neden network sektörü doğru bir sektör? Ve neden aslında dijital ortamda yapılması gerekiyor kısmında? Çok kısa bir geçmişe doğru gideceğim. Oradan doğru alacağım. Şimdi sanayi devrimiyle birlikte insanların kalıplaşmış inancı şuydu. Risk almalıyım ve sermaye yatırımı yapmalıyım ki para kazanabileyim. Bunun dışında başka bir şekilde para kazanılabileceğine insanlar inanmadı. Ta ki internetin icadına kadar. İnternetin icadı burada çok büyük bir kırılma noktasına yol açtı. Şimdi 1940'lardan itibaren de network marketing ile beraber getirelim olayı. 2000'li yılların başına getirelim. Yani internetin tam anlamıyla hayatımıza girdiği zaman getirelim. 1940'larda 50'lerde başladı. Network marketing sektörü ve dünyada ciddi sayıda milyonerin üretildiği bir sektör. Yani bu dağıtım kanalı sonuçta network marketing sektörü. Ürün veya hizmetlerin nihai tüketiciyle buluşturduğumuz ve bu dağıtım ağı içerisinde her birimizin bir rolü var. Şimdi özellikle internetin icadı 2000'li yılların biraz öncesi ve özellikle 2008 kırılması, bak dikkat et, kriz demedim. Tüm dünyayı kasıp kavuran bir kırılma yaşandı. Ekonomik anlamda bütün dünyada bir balon vardı. O balon en sonunda patladı ve büyük patronlar küçük patron olmak zorunda kaldı. Küçük patronlar da işsiz patron olmak zorunda kaldı tüm dünyada. Dikkat, 2008, yani bu kırılmaya kadar network marketing sektörünün dünyada ürettiği ciro 30 milyar dolar civarında bir ciroydu. Bu dağıtım kanalının ürettiği ciro. Ve o andan itibaren cirolar yükseldi. İnternetin gücüyle de birleşti ve günümüze baktığımızda şu anda, yani bu videoyu kaydettiğimiz tarih Aralık 2018. Şu an itibariyle 200 milyar dolar civarında bir ciro üretiliyor network marketing sektöründe. Bakın, yani 2008-2010 son 10 yıldaki artış, bak son 2008'e kadar gelen 50 yıl içerisinde geldiği yer 30 milyar dolarlık bir sektör. Sadece son 10 yıl içerisinde 200 milyar dolara yaklaşan bir cirosu var. Günlük olarak 200 milyon dolar aşağı yukarı ciro komisyonu ödemesi yapılıyor. Yani ortaya çıkan ciro komisyonu ödemesi. Tabii bunun içerisinde krizin etkisi var. Tabii ki internetin etkisi var. Krizin etkisi de genelde şöyle oldu Alişan. Benim gözlemimi söylüyorum. Network marketing insanların rahatlıkla, cömert bir şekilde reddedebildiği bir fikir bütün dünyada. Hemen şuracıkta, anında, çabucak ve korkunç bir cömertlikle bırakabildiği, reddedebildiği bir fikir. 2008'e kadar bu böyleydi. 2008'den sonra özellikle ticareti yapan insanlar, patronlar profil olarak kendi ticaretini yapma kültürüne sahip olan insanlar bu sefer şunu söylemeye başladılar. Ya şu network marketing denilen şey neydi ya? Şunu bize bir adam gibi bir anlatsanız da siz. Tamam. Sırf bunu demeleri sonucunda son 10 yıl içerisinde ciro 30 milyar dolarlardan 200 milyar dolarlara çıktı. Sadece bunu söylemeleri sayesinde. Sadece bunu söylediler. Neden söylediler biliyor musun? Artık şu işi bir dinlemeye karar verdiler.
dinlemek zorunda kaldılar? Ya aslında onlardan biri bendim. Ben de 2008 yılında başladım aslında. İlk adımlarımız orada. Hani o ekonomik buhranın vermiş olduğu bir arayış vardı. Biz de öğrenciydik. Hani klasik ticaretler ya da bir şeyler yapma niyeti vardı ve yine o kadar popüler hale geldiği dönemlerde biz de dinledik ve benim zaten çok aklıma yatan ve çok mantıklı, zaten kendim de sayısalcı ve iktisatçı olduğum için aslında bu pazarlama planının aslında gerçekten dahiyane bir pazarlama planı. Her ne kadar ülkemizde küçümseyecek dahi olsa bir girişimci olarak network, yani ağ pazarlamanın çok ciddi, hızlı bir şekilde yani şirketlere büyüme sağladığını ve çok ciddi cirolara neden olduğu aşikar. Tartışılmaz yani. Dolayısıyla sadece insanlar dinlemeye karar vermesi sonucunda 30 milyardan 200 milyar dolara çıktı. Sadece bir dinlemeye baktılar. Bir anlatsanıza şunu bize bir dediler ya. Şu network, sen ne zamandır bir bahsediyorsun. Hele bir anlat bakayım, neyin nesiymiş şu demeleri sonucunda oldu. İşin içine artık önümüzdeki dönemde internet çok daha yoğun bir şekilde girecek. İnternetin de zaten network marketing gibi katlama prensibi var kendi içerisinde. İnternetin de katlama prensibi sayesinde tabii ki matematiksel olarak ciroların çok daha yüksek seviyelere çıkması hiç sürpriz değil. Artı network marketing'e gelen, bu işi inceleyen, bu işi yapmaya karar veren, bu işi ciddi bir şekilde inşa etmeye karar veren kaliteli insanların sayısı, daha doğrusu üst profil, kendi ticaretini yapabilme kültürüne sahip insan sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor Alişan. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle, ülkemizde de aynı şekilde böyle. Kaliteyi el birliğiyle yükseltmek zorundayız bu sektörde. Benim Yavuz Bağcı olarak yıllardır çabam hep bu yönde. Bu yönde kalmaya da devam edecek. Bu videoyu izleyen herkesi de bu vizyona, bu misyona hizmet etmeye davet ediyorum. Gelin el birliğiyle bunu kaliteli bir iş haline getirelim. Kaliteli insanların kaliteli insanlarla yapıyor olduğu bir ticaret haline getirelim. İnsanlara sözler vermeyelim, vaatlerde bulunmayalım. İnsanlara bu işi doğru anlatalım. Ve Hodri Meydan, eğer ciddi bir şekilde yapmak istiyorsan buyur gel hep beraber yapalım diyelim. Benim hep derdim bu oldu ve insanlara hep bunu söylemeye devam edeceğim. Türkiye'deki özellikle network marketing sektörüne katkınız çok büyük. Öncelikle davet kitabınızdan başlamak, devamında da çok yakın zamanda Udemy'deki eğitiminizden bahsetmek istiyorum. İlk 90 günlük bir oyun planından, bir eğitimden bahsediyorsunuz. Bu eğitiminiz var, 80 tane videodan oluşan. Ben zaten kendim satın aldım. Birçok ekip arkadaşımı da mutlaka bir an önce tavsiye ettim. Çok ciddi bilgi kaynağı bana göre ve Türkiye'deki network marketing sektörünün aslında olması gereken yerde olmamasındaki en büyük sıkıntı şu: biz bu sektöre yeterince zaman, yeterince emek ve yeterince bilgi yatırımı yapmadığımızdan dolayı oluyor bu. Siz bu yollardan geçtiniz. Ben de hani bu anlamda kendimi hem genç hem çok şanslı hissediyorum. Çünkü sizin yollarınızdan, sizin tecrübenizi modelleyerek çok daha hızlı başarılı olabiliriz. Yani bizim bir 5-10-20 yıl böyle zorlu bir yoldan geçmemize gerek kalmadan sizin sahip olmuş olduğunuz deneyim ve tecrübeyi satın alarak, işte bu kitap halinde olabilir, video eğitim halinde olabilir ya da birebir sizinle çalışmak olabilir. Bu anlamda ne dersiniz? Ben 2008 yılında bu ticarete başladığımda ciddi anlamda içime kapanık, konuşmayı bilmeyen, kitap okuma alışkanlığı olmayan bir insandan işte yüzlerce kişilik ekip kurup liderlik, iletişim, satış, pazarlama, işte sahnede konuşmak, planlı programlı çalışmak, haftada bir kitap okuyan bir birey haline geldim. Yani 20'li yaşlarda ciddi para kazanmaya başlayan bir birey haline geldim. Ve bu tamamıyla network sektörüyle beraber oldu ve benim 5-6 yıllık iktisat fakültesinde öğrenmediğimi ben 2-3 yıllık network sektöründeki saha tecrübemden çok daha fazlasını öğrenmiş oldum. Bu anlamda sektörün gerçekten bilgi odaklı ve hani ciddi anlamda planlı programlı çalışıldığı zaman üniversite diplomasından çok daha fazlasını kazandırabilecek bir sektör. Bu konuda ne dersiniz? %10.000 katılıyorum. Şimdi kitaptan başlayayım ya da kitap ya da video, ikisini birleştireyim, eğitimi birleştireyim. Neden yaptım? Bir, kendim için yaptım. Başka kimse için yapmadım aslında. Bir numaralı sebebi bu. Neden? Çünkü ölümsüzleşmek istiyorum.
kendimce, kendi çapımda ilk kitap yayınlandığında, yayınlandıktan sonra onun fiziksel halini elime aldığımda, kızım ilk doğduğunda kucağıma aldığımda o yaşadığım hislere benzer hisler yaşadım. Ve dedim ki Yavuz, şu an ölmüş olsan arkada senin ismini yaşatacak bir eser var. Ama bir kişi tarafından okunur, ama üç, ama beş. O önemli değil. Sonuçta arkada bir eser var. İki, sonuçta Alişan, ben yıllarca bu sektörden aldım. Kişisel gelişim verdi bu sektör bana. Verdi. Şimdi ben şöyle düşünüyorum hep. Sektöre borcum birikti benim. Yani bu konuda geç bile kaldığımı düşünüyorum. Sektöre karşı borçlandım. İnsanlara karşı borçlandım. Ve bunu kitap olarak ifade buldu. Fiziksel halini buldu. Kalbimde olan her ne varsa. Şimdi işte Udemy platformunda yayınlandı. Bir video eğitim olarak karşılığını buldu. Dolayısıyla aldığım borcu geriye ödeme zamanı. Borç olarak düşünüyorum ben onu. Hep sektör bana verdi. Şimdi artık sektöre geri ödeme zamanı. Hep yaşadığım şeyleri anlattım. Kitapta da yaşadığım şeyleri anlattım. Tabii ki uzmanların aldığım eğitimlerle, okuduğum kitaplarla, eğitimlerle birleştirerek pratikte elde ettiğim sonuçların hepsini bir karması olarak ortaya çıkarttım. Kitapta da böyle, şeyde de böyle, video eğitimde de böyle. Kitaptaki en önemli şey şu, konu şu. Network marketing dünyasında distribütörler insanlarla bir, ne konuşması gerektiğini bilmiyorlar. İki, nasıl konuşması gerektiğini bilmiyorlar. Ben bunu 15 sene boyunca yaşadım. 15 sene boyunca bu sorunu yaşadım. En sonunda çözdüm bir şekilde kendimce. Ve dedim ki konuşmanın bir formülasyonu olmalı. Bir formülü olmalı ve yanına tik ata ata gitmeliyim ben. Belli aşamalar olmalı, yanına tik ata ata gitmeliyim. Önce tanışmalıyım, tanıştım birisiyle, ondan sonra muhabbeti başlatabiliyor muyum? Başlatamadıysam yanına henüz tik atmamalıyım. Bak, ürün, hizmet, hemen böyle bunlardan bahsedilmemeli şirketten. Tanış, muhabbeti başlat, muhabbeti derinleştir. Derinleştirdin mi? Evet, çoluk çocuk, memleket neresi? Biliyorsun bizim memlekette şeydir, Akdeniz toplumuyuz biz. Ondan sonra memleket şurası, aa öyle mi falan, işte biz Bulgaristan, aa biz de Bulgaristan macuru, kaç senesinde gelmişler, işte 37 macuru babaannemler falan filan. Muhabbet derinleşiyor. Yanına kafanda tik atarsın. Artı, yine kitapta anlattım onu detaylı olarak. Bu kişiyle şundan daha öte noktaya geçme o sırada. Her zaman önerim o. Geldi, muhabbeti başlattı, muhabbeti derinleştirdin. Kalifiye aşaması. Hayatta neleri istiyor, neleri istemiyor bu insan? Bunu anlamaya çalış. Bunu anlayabilmen için dinlemen gerekiyor. Büyük harflerle yazıyorum ve altını da çiziyorum. Dinlemen gerekiyor. Network marketing işi çok konuşanların para kazandığı ya da zenginleştiği iş değildir. Daha çok dinleyenlerin zenginleştiği iştir. Gerçek liderlere bak, bu işi gerçekten doğru yapan insanlara bak. Çok iyi dinleyicidirler. Kulak kabartırlar ve veriyi çekerler. Veriyi çektiği zaman ona nasıl yardımcı olabileceğini anlayabilirsin. Kitapta detaylı olarak bunları yazdım. Dolayısıyla şu anlamda panik yapmanıza gerek yok. Ben network marketing'e başlamadım ya da yeni başladım. Ne konuşacağım insanlarla? Eyvah, insanlar benim ürünümü almıyor, takımıma katılmıyor. Panik yapmana gerek yok. Kitabı al, oku. Kitabın içerisinde sana kitabın verdiği bir numaralı mesaj şu. Sakin ol. Daha sonra insanlarla nasıl doğru bir şekilde konuşacaksın? Adım adım o formülü takip et. Kitapla ilgili durum bu. İlk 90 gün eğitimi bu sektörde sadece bir müşteri olmak istemiyorsanız, sadece ürünü indirip, ben distribütör olayım, ürünü indirimli bir şekilde kullanan bir distribütör olayım durumunda değilseniz, aynı zamanda evet ben de bu işi ciddi bir şekilde yapmak istiyorum ve bunda ciddiyim durumunda olan kişiler için yazdım kitabı. Yani müşterilere hitap etmeyebilir kitap. Çünkü orada bir ticareti nasıl inşa edebilir, nasıl başlatabileceğinizin formülasyonu var, formülü var. Artı distribütör olabilirsiniz. Müşteri olacağım diyenler için değil kurs. Ben distribütör olurum, ürünü indirimli olarak kullanmak istiyorum. Bu profildeki arkadaşlarımıza hitap eden bir kurs değil. Ama şu arkadaşlarımıza hitap ediyor. Ben bu işi ciddi bir şekilde başlatmak istiyorum ve ciddi bir şekilde inşa etmek istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Lütfen bana santim santim 90 gün içerisinde ne yapmam gerektiğini anlatır mısınız? Konumunda olan
kişilere hitaben hazırlamış olduğum bir kurs. Ben 15 sene boyunca bunun acısını yaşadım Alişan, acısını çektim. Doğru bir ürünle çalışmamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Doğru bir şirketle, doğru bir rehberle çalışmamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ve 2012 senesinde bu kırılmayı yaşadığım andan itibaren o 90 gün içerisinde, hatta benim 120 gün sürmüştü. O 120 günün şu anda o 120 günlük yoğun çalışmanın, o patlama kuvvetine sahip çalışmanın şu anda hala daha sonuçlarını yaşıyorum. Yani sonuçlar dediğim hayat tarzım, hayat şeklim vesaire hep o ilk 120 gün içerisinde yapmış olduğum çalışma nedeniyle oldu. 6 sene öncesinden bahsediyorum. Bana 6 sene boyunca benim hayatıma özgürlük anlamında seçenek sunmaya devam eden bir işim oldu. Bu sektörde para kazanmaya devam eden ve artarak para kazanmaya devam ettiğim bir işim oldu. Dolayısıyla bunun sonuçlarını güzel bir şekilde ve mutlu bir şekilde yaşayan bir insan oldum. Aynısını network marketing ticaretini ciddi bir şekilde inşa etmek konusunda ciddi ve samimi olan kişiler için bu kurs. Ve son bir cümle daha söyleyeyim. Benim tüm network marketing sektöründeki dostlara önerim şu: bu kursu adaylarınıza dahi aldırın. Bu kursu adaylarınıza gönderin ve adaylarınıza şunu söyleyin rahatlıkla: Bu kursu incelemeden başlamayalım. Bu kursu ince, bu kursu seyret. Eğer hala daha varım diyorsan ondan sonra başlayalım diyebilmelisiniz. Bu cesareti gösterebilmelisiniz. Merak etmeyin, sizi daha çok severler. Merak etmeyin, size daha çok güvenirler. Merak etmeyin, çok daha uzun süreli bir yolculuğunuz olur. Sadece distribütörler için değil, adaylarınıza da o kursu aldırın ve seyrettirin. Çünkü neyi yaşayacaklarını bir görsünler önce ve mızmızlanacaklar, direkt olarak ayrılsın zaten baştan. Ben bana ne, oynamayacağım işte diyenler hemen baştan ayrılsın. Boşu boşuna sizin zamanınızı tüketmesin. Sizin zihinsel kondisyonunuzu da düşürmesin aşağıya doğru. Bu sektörde, network marketing sektöründe çok sayıda insana ihtiyacınız yok. Birkaç tane akıllı, zeki, çalışkan insana ihtiyacınız var. Ve bunu bu kursu göndererek elek görevi, vazifesi üstlenebilir bu kurs sizin için. Ve bir kişi, belki size 100 kişide bir kişi gelir, 100 kişide belki. Ancak geldiği zaman hazırım ben kardeşim. Her şeyi yapmaya hazırım. Ben 90 gün boyunca yaşayacağım, her şeyi de biliyorum deyip gelir. Dolayısıyla zamandan tasarruf etmiş olursunuz, paradan tasarruf etmiş olursunuz. Aynı zamanda gereksiz yere zihinsel deformasyona da uğramamış olursunuz. Sizin boş yere zamanınızı çalmaz bu insanlar. Buna karşı da tedbir almış olursunuz bu kursu o insanlara önermekle. Benim önerim bu. Takdir tabii ki insanlarındır. Şimdi ben kursu izlediğim kadarıyla tabii ki yeni başlayan insan için, yeni bir sektöre başlayan istekli bir insan için inanılmaz derecede oksijen gibi aslında bir yol haritasına ihtiyacı var ve bu yol haritasında işte adım adım izleyeceği yol ve onu elinden tutacak, zaten bu yolu geçmiş bir mentöre ihtiyacı var. Zaten network marketing'de sponsorun önemi gerçekten çok ciddi, ama bizim bazen, yani benim yaşadığım tecrübelerde genelde bizim sponsorumuz bizi bir şekilde terk ediyordu ya da yok oluyordu. Kendi kendimize bir şeyler yapmak zorunda kalıyorduk, ama Allah'tan şu anda internet var ve sizin gibi tecrübeli, belki bizden 15 sene ileride olan insanlardan mutlaka bir mentöre, mutlaka çok ciddi bir başarıya sahip olan sponsora ihtiyaç var ve yol haritasına mutlaka ihtiyaç var. Bu eğitimde zaten öyle bir nitelikte, yani ilk 90 gün zaten bir başlayan için ciddi anlamda hani kırılmaların gerçekleştiği ve en çok insanın hayallerine karşı pes ettikleri dönemlerden bir tanesi. Bu 90 günlük dönemi başarılı bir şekilde onların neyin beklediğini bilerek hareket edip bunu öğrenirlerse, dediğiniz gibi gereksiz insanların çoğu zaten dökülür. Ha evet, ben hayallerime bu şekilde ulaşmak istemiyorum deyip elenirler. Elenmek istemeyenler bu eğitimden çok daha güçlü çıkıp hem bizim ekibimizde çok ciddi sonuçlar elde edebilirler. Bu videoyu izlemek isteyen insanlar sizinle nasıl etkileşime geçebilir? Yani web sayfanızdan mı, WhatsApp numaranızdan mı ya da YouTube kanalınızdan mı, en çok
insanlar size nereden ulaşmalı? Önerim yavuzbağcı.com. Ziyaret edebilirler. Orada blogum var. Blog yazılarımı okuyabilirler. Artı 50 dersten oluşan ücretsiz network marketing e-mail eğitim kursum var. E-mail eğitim kursuna katılabilirler. Her gün saat 22 civarında bir tane e-mail dersle Türkçe dilindeki bütün networkçileri eğitmiş olduğum, Türkçe dilini konuşan, Türkçe dilinden anlayan insanları eğitmiş olduğum bir e-mail eğitim kursu. Network marketing distribütörleri için. İşini online dünyaya nasıl taşırlar, bununla ilgili tavsiyeler, artı offline dünyada da işlerini nasıl büyütürler, bunlarla ilgili şeyler. E-camp diyorum ben ona, o e-maillerle eğitiyorum. Dolayısıyla tek web sayfası aslında yavuzbagci.com. Yavuz Bey'in web sayfasını, resmi web sayfasını burada ekranda da görebilirsiniz. Ekranı da yansıtırım. Ve videonun altındaki açıklama kısmında da Yavuz Bey'in ana sayfasını, yani yavuzbağcı.com sitesini görebilirsiniz. Ben zaten bizzat bu 50 günlük e-kampa abone oldum ve gelen mektupları böyle, hani bir sonraki mektup gelse de acaba orada beni ne bekliyor? Orada nasıl bir tecrübe paylaşılacak? Orada nasıl bir hikayesi daha var acaba diye böyle bir dört gözle beklediğim bir seriydi bu. Hatta geriye dönüp tekrar tekrar bazı teknikleri de not aldığım olan mektuplar var. Yani dört gözle bekleyeceğiniz bir seri olacak. Ona mutlaka hazır ücretsizken bunu değerlendirin. Tabii ki de Yavuz Bey'in kitabıyla ve eğitimiyle de mutlaka orada detaylı bilgiyi bulacaksınız kitapla alakalı da. Son olarak gerçekten çok ciddi, güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saate yaklaşıyoruz. Son sorum aslında şöyle olacak. Şu anda YouTube kanalımda ya da sosyal medyamda genelde beni takip eden insanlar, genç girişimciler, kendi işine sahip, kendi işinin patronu olmak isteyen, özgür olmak isteyen, pasif gelir elde etmek isteyen, işte network yapan ya da dijital pazarlama yapmak isteyen girişimciler var. Siz kendi tecrübe balkonunuzdan bu genç insanlara ne tavsiye edersiniz? Ya da şöyle sorayım. Şu anda işte atıyorum siz sanırım 40 yaşlarına geldiniz. Bundan 20 sene önceki Yavuz'a ne tavsiye ederdiniz? Yani bir 18-20'li yaşlardaki gençlere bu sektörle alakalı, günümüz gelişen teknolojilerle alakalı, girişimcilik fırsatlarıyla alakalı neler tavsiye edersiniz? Yani tavsiye etmek istediğiniz en azından 3 tane en önemli tavsiye ne olabilirdi mesela? En çok zorlandığım soru şekli budur. 3 tane tavsiye dedin mi ben kilitlenir kalırım. Tamam 5 olabilir, 1 olabilir, fark etmez. Yani sizin hayatınızda böyle etki almış ya da bizim genç girişimcilerin etkilenebileceği ya da işte şu anda belki farkında olmadığımız ama ciddi anlamda önemli olan bir şeyler vardır sizin gördüğünüz. Okey. Şimdi genç yaşta hiç fark etmez. Bu arada 45 yaşındayım. Ocak 25 Ocak'ta 46'ya dolduracağız. Benim dostlarımıza, arkadaşlarımıza her zaman tavsiyem, kısa vadede kazandırır gibi görünen her şey uzun vadede kaybettirir. Her zaman planlarınızı uzun vadeli yapın. Konu network marketing ise, konu dijital pazarlama ise, internet ya da herhangi bir işse, hiç fark etmez, bir business modelinden bahsediyorum. Kararınız her zaman ömürlük olsun. Ömürlük çalışın. Ömürlük kararlar alın. Ben bu işten 3 senede, 5 senede, 10 senede ne kazanırım değil. Ben bu işten ömür boyu ne kazanırım? Benim kurmuş olduğum bu ticari düzenek bir ticari hesap. Benden sonraki nesillere ne kazandırır? Çocuklarıma, torunlarıma ne kazandırır? Onların torunlarına ne kazandırır? Artık böyle bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü artık internet dediğimiz şey bir kaldıraç. Kaldıraç etkisine sahip bir şey. Sen bir video serisi hazırlamışsındır. 500 tane videodan oluşuyordur ve inanılmaz bir düzenektir o. Gelir getiren cash flow dediğimiz nakit akışı üreten bir düzenektir. Bugün dünya değiştirmiş olsan o düzenek senden sonraki nesillere kazandırmaya devam eder. Her zaman karar ömürlük olmalı. Bu önemli bir öneri. 2. Tahammül etmesini öğrenmelisiniz. Genelde insanlar aceleci davranarak kısa vadeli sonuçlar peşinde koşarlar. Uzun vadeli sonuç elde edemezsiniz. Tahammül etmek zorundasınız derken şunu kastediyorum. Bugüne kadar doğdunuz. Annenizden babanızdan bir şeyler istediniz, hayır dediler. Öğretmenleriniz size hayır dedi. Diğerleri tahammül ettiniz, sinirlendiniz. Annenize babanıza da sinirlendiniz. Öğretmenlerinize, üniversitede hocalarınıza, iş yerinde çalışıyorsunuz belki, patronunuza sinirlendiniz. Tahammül etmek zorunda kalıyorsunuz. İş arkadaşlarınıza sevmediğiniz insanlarla belki bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve tahammül etmek zorunda kalıyorsunuz o insanlara. Hayat böyle devam ediyor. Eğer onlara tahammül ediyorsanız, yani şu anki hayatınızdan önceki hayatınızda bir şeylere veya birilerine tahammül ettiyseniz,
size hayatı daha güzel hale, önünüzdeki hayatı daha güzel hale getirecek olan araçlara da tahammül etmek durumundasınız. Bunun adı internettir, bunun adı network marketingtir, bunun adı başka bir şeydir, onu bilemem. Tahammül etmek zorundasınız. Öğrenmeye karşı kendi kendinize sabır göstermek, tahammül göstermek zorundasınız. Tahammül gösterin. Günümüzün araçları tahammül, kendisine tahammül göstermeye değer araçlar. Geçmişte belki öyle leverage etkisi, kaldıraç etkisi yoktu araçlarda. O kadar belki tahammül beklemeyen araçlardı sizden. Ancak bilin ki günümüzün ve geleceğin araçları size öldükten sonra dahi mirasçılarınıza para kazandırmaya devam edecek olan araçlar, zenginleştirmeye, hayatı zenginleştirmeye devam edecek olan araçlar. Madem ki böyle bir araçlar var, böyle şey içerisine sarmalıyız onları, böyle pamuklar içerisinde bakmalıyız onlara, o araçlara. İnternet de bunlardan bir tanesi. Bir diğer önerim, söyledim, interneti iyi bir şekilde öğrenin ve buna bütçe ayırın. Ama 1000 lira, ama 3000 lira, ama 5000 lira, ama 10.000 lira, ama bilemiyorum. Tamamen ölçüm için yalnız bütçe ayırmak zorundasınız. Lütfen iyi öğrenin. Sosyal medyayı, benim sosyal medya profilim var, Facebook, öyle kafana göre şey yapmayın. Ne derler, öyle paylaşımları yapmayın. Belli bir disiplin dahilinde olmalı paylaşımlarınız. Evet, yani mangal seviyorsundur, mangalın başında şey yapıyorsundur, mangalı tutuşturuyorsundur. Bu bir lifestyle'dır, güzeldir, okey, şey demiyorum, paylaşmayın da demiyorum, ben de paylaşıyorum. Ancak bunun bile içinde bir disiplini olmalı. Ve mutlaka bir profesyonelden destek almanızı şiddetle öneriyorum. Herhalde önerilerim benim bunlar olmalı diye düşünüyorum bu görüşmenin sonunda. Bence klas yerlere parmak bastınız, yani bunun ötesinde, yani benim beklentilerim de ötesinde çok güzel noktalara değindiniz. Farkında olduğumuz fakat biraz sanki böyle rahat davrandığımız bazı şeylere değindiniz. Yani uzun vadeli düşünmek, tahmin etmek gerçekten aslında herkesin kolay kolay başaracağı şeyler değil. Zaten hani başarılı insanların bazı şeyleri farklı yapıyorlar ya da işte dediğiniz gibi uzun vadeli düşünüp tahmin ettiklerinde başarıyı yakalıyorlar. Bunu yapmayanlar da sanırım yetişemiyor. Ayırdığınız zamandan dolayı ben size çok teşekkür ederim. Sanırım bu ürettiğimiz içerik gerçekten uzun yıllar tabiri caizse fayda sağlayacak. Belki bugün 15'li 20'li yaşlarda olan gençlerin önümüzdeki 3-5 yıl boyunca bile izleyip feyiz alacağı içeriklerden biri olacak. Zaten asıl niyetimiz de buydu. Yani karşı tarafa bir şeyler fayda sağlayabilmek, çünkü siz de ben de kendi alanımızda ciddi anlamda mesailer harcadık. Kaç 10 bin saatler geçti yaptığımız mesleklerde ya da saha çalışmalarında ve bunun faydalı olacağını umuyorum. Kitabı da buradaydı, kamera karşısında getirmeyi unuttum. Kitabı mutlaka arkadaşlar bu kitapla başlayın ya da ilk 90 gün video eğitimiyle başlayın. 80 tane video var. Yanılmıyorsam 3,5-4 saat mi? Bayağı da uzun, yani 3-4-5 saatlik. 4,5 saat sürüyor yani. Evet, 4,5 saat. 4,5 saat, böyle 15 yılı 4,5 saate sığdırılmış ve çok da böyle afaki bir bütçe de değil. Yani bütçe bile sayılmayacak rakamlarla bu tecrübeye sahip olabilme fırsatınız varken buna mutlaka sahip olun. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz, ki umarım beğenmişsinizdir, mutlaka beğen butonuna basarak bu videoyu ekip arkadaşlarınıza ya da faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla mutlaka bu videoyu paylaşın. Bir sonraki söyleşilerde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Alişan. Teşekkürler herkese. Arkadaşlar sağ olun.